Bilimin ve tekniğin gücünü inkar eden anlayışın bedelini canlarımızla ödüyoruz. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ve devamındaki artçılar Türkiye'nin afet yönetimindeki eksikliklerini çok ağır bir bedelle ortaya çıkardı. Coğrafyamızın çok büyük bir kısmının deprem riski içermesi, bilim, meslek insanlarının tüm uyarılarına rağmen ne yazık ki hiçbir önlem alınmadığını da hep birlikte yaşayarak görmüş olduk. Yetki ve sorumluluk verilenlerin liyakatsizliği, imar barışı adı altında kaçak ve güvensiz yapılara getirilen aflar, inşaat sektöründeki yolsuzluklar, denetimsizlik ve rant hırsları on binlerce yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Afet sürecinin yönetilememesi, arama kurtarma çalışmalarında geç ve yetersiz kalınması, can kayıplarının artmasının önemli bir sebebidir. Tüm bunlara rağmen yetkililerin sorumluluk olarak afeti yönetmek bir yana, depremzedelerin çığlıklarını duymazdan gelen, parmak sallayarak ve tehditkar tavırlarla halkı suçlayan, en temel hak olan doğru haber alma hakkına yasaklar getiren girişimleri gördük. Ancak Gezi direnişinden bu yana itibarsızlaştırılmaya çalışılan emek, meslek örgütleri, demokratik kitle kuruluşları ve gönüllüler depremde dayanışmaya ilk koşanlar oldu. İktidarın tüm olumsuz tavırlarına ve engellemelerine rağmen Gezi günlerinde olduğu gibi halkın dayanışması yaraları sarmak için yine en öndeydi. Ve yaşanılan bu süreçte haksız ve hukuksuz bir biçimde Gezi davasında tutuklanan arkadaşlarımız Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman mesleki bilgi ve birikimlerini içeriden halkımızla paylaşmaya devam ediyorlar. Değerli arkadaşlar, bugün artık önümüzde yeni bir mücadele alanı daha hayati bir gereklilik olarak durmaktadır. Yaşadığımız depremi afete dönüştüren, zamanında önlem almayan, bilim ve meslek insanlarının raporlarına gözlerini kapatan, sözlerine kulaklarını tıkayan ve on binlerce yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan yetkililerden ve rant hırsına kurban edilerek sağlıksız, güvencesiz yaşam alanları oluşmasında katkısı olanlardan hesap sormak hepimizin görevidir. Sağlıklı güvenli bir ortamda yaşamak temel insan hakkı iken barınma ve konut hakkını hiçe sayarak konutun metalaşması ve rant aracı haline gelmesi için düzenlemeler yapan, depremden sonra bile sayısız plan değişikliği ve rant projelerine onay veren, yıkılan kentlerimizde enkaz altında ölülerimiz yatarken depremzedelere çadır bile veremeyen bu iktidarın bir an önce gitmesi gerekmektedir. Bu süreçte halkımıza yapacakları en büyük iyilik bu olacaktır. Ve onlara sesleniyoruz. Yarattığınız bu karanlığa asla teslim olmayacağız. Bu ülkede adaleti yeniden tesis edinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve siz gideceksiniz ve biz kazanacağız. Ezim Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen İzmir Barosu Başkanımız Sefa Yılmaz aramızda. Sayın Başkan, buyurun. Değerli basın emekçileri, değerli meslektaşlar, bugün burada 121.sini yapmaya çalıştığımız adalet nöbetiyle ilgili tabii söyleyecek çok şey var. Ama aslında sözün bittiği yerdeyiz. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta meydana gelen büyük faciadan sonra hepimizin kalbi yaralandı, gözlerimizden yaş eksik olmadı. Ancak birileri hala bu faciadan ders çıkarmadan bizlere, barolara, avukatlara, STK'lara parmak sallamaya devam ediyor. Şöyle bir anlayışı görüyoruz. Maden cinayetlerine bu işin fıtratında zaten bu var. Deprem zaten kaderdir diyen bir anlayışla mücadele etmeye devam ediyoruz. Shakespeare'in bir sözü var, bilirsiniz. Önce hayaller ölür, sonra insan. Bu siyasi anlayış yaklaşık 20 yıldır bizlerin hayallerini öldürmek için
öyle büyük bir çaba içerisinde ki ve kısmen de bunda başarılı oldu. Ancak bu ülkenin inançlı, devrimci, ilerici insanları olarak ve geleceğe umutla bakan insanları olarak ve barolar olarak ve avukatlar olarak, yurttaşlar olarak hayallerimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü biz onların gerçekleriyle, onların bize dayattıklarıyla yaşamak istemiyoruz. Bizim bu dünya için umutlarımız ve hayallerimiz var. Bizim bu ülke için umutlarımız var. Bizim hukuk için umutlarımız var. Bizim yurttaşlarımız için umutlarımız var. Bu hayallerimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz ve mücadeleye devam edeceğiz. Şimdi en yakın zamanda deprem bölgesine giden birçok meslektaşımız gibi bizler de oraya gittik. Orada yaşadıklarımız, orada gördüklerimiz inanın gündeme taşınan, sosyal medyada gösterilen durumlardan o kadar farklı ki. Aslında şöyle acı bir gerçek ortaya çıktı. Ne yazık ki baroların, avukatların, sivil toplum örgütlerinin ne kadar değerli, ne kadar önemli ve ne kadar gerekli olduğu bu acı tabloyla karşımıza çıktı. Devletin bölgedeki acizliğini, koordinasyon yetersizliğini, oryantasyonunun olmadığını çok acı bir tecrübeyle öğrendik. Biliyorsunuz orada oluşturulan yardım birimlerine dahi kayyum atadılar. OHAL ilan ettiler. Ancak bunlar da oradaki yaraları sarmaya yetmedi. Bizler yine yan yana barolar olarak, avukatlar olarak, sivil toplum kuruluşları olarak, emek güçleri olarak bu mücadeleye hayallerimizi gerçekleştirmek için devam etmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım biz teşekkür ediyoruz. Şimdi de Ankara Barosu Başkanımız Mustafa Köroğlu aramızda. Buyurun Sayın Başkanım. Burada yapmış olduğumuz konuşmalar tarihin seyrini değiştirir bilmem. Ama depremin ertesi günü Hatay'da olmuş birisi olarak benim için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Devlet Hastanesi'nin bahçesinde kurulan Sahra Hastanesi'nde yerlerde yatan o ölü bedenleri taşıdıktan sonra asla aynı insan olamam. Kahramanmaraş'ta 6 gün boyunca o binanın önünde enkazdan babasını çıkarmaya çalışan o adama sarıldıktan sonra aynı insan olamazsınız. Hiç kimsenin 2 gün boyunca uğramadığı karanlıklar içerisinde hayalet bir şehre dönen Adıyaman'a girdikten sonra aynı insan olamazsınız. Ama bizler bu depremle enkaz altında kalmadık. Aslında bu deprem bize uzun zamandır bir enkaz altında yaşadığımızı gösterdi. Kurallar toplumu olmadığımızı, hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukukunda nasıl bir enkazın altında kaldığımızı gösterdi. O yüzden şimdi yeni bir başlangıç yapmak zorundayız. O yüzden şimdi tam da tarihin bu döneminde bir karar vermek zorundayız. Yapılacak seçim çok açık ve net. Ya sefaleti tercih edeceksiniz ya adaleti. Biz o bölgeye gittiğimizde orada hiçbir planın, programın olmadığını, insanların hala kaçıncı günde bile orada çadır istediğine şahit oluyoruz. Bizlerden talep ediyorlar. Nur Dağı'nda depremden kurtulup da belki soğuktan ölen insanlar var. Bunu hiç kimsenin bu ülkenin insanlarına yaşatma hakkı yoktu. Adalet deyince ne anlıyorsunuz? Ben liyakati anlıyorum mesela. Liyakatli insanların o kurumların başında olmasını, o süreçleri yönetilmesini anlıyorum. Var mıydı? Hayır. Biz bu depremle şunu da gördük. Aslında kurumlarımız da yokmuş. O kurumlarımız tamamen içi boşaltılmış. Liyakatsiz insanlar tarafından yönetiliyor. Bu elimdeki şey ne biliyor musunuz? Bir baro başkanı olarak belki de bana verilen en ağır görevlerden birisiydi. Cumartesi günü Hatay'dan dönerken bir meslektaşım aradı, tanımıyorum. Başkanım dedi, kendisini tanıttı. Ben Hatay'dan 6. günde kız kardeşimin cenazesini aldım, memleketime getirdim, defnettim. Oradan hiçbir eşyasını alamadım. Sizden hala oradaysanız bir şey istiyorum dedi. Yola çıktım, Adana'ya gidiyorum ama söyle dedim. O enkazdan bana bir taş, bir moloz, bir demir, bir şey alın ne olur dedi. Oradaki arkadaşları hemen gönderttim. Binayı zor bulduk, yıkılmıştı ama o binadan bunu aldım ve o meslektaşıma teslim edeceğim. Bir baro başkanı olarak benden istenmesi gereken bir avukatın beklentisi bu değildi. Bunu da yaptım. Ama bize bunu yapmak zorunda bırakanlar artık bunun hesabını versin istiyorum. O yüzden sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu adalet nöbeti sadece yıllardır
içeride tutuklu bulunan meslektaşlarımız için tutulmuyor. Bu ülkedeki tüm yurttaşlar için tutuluyor. Ve Selçuk abi bu ülkenin sokaklarında bağıra bağıra bize bunu sordu. Ne için yaşıyorsunuz dedi ya. Ne için yaşıyorsunuz? Adalet yok, iş yok, güvenlik yok. Ama yaşam kutsal dedi. Hatırlarsınız. Böyle bir yaşam kutsal değil, evet. O yüzden Bertolt Brecht'in dediği gibi halkın ekmeği adalettir. Ve o ekmeği bize bayatlata bayatlata yıllardır yedirmeye çalışıyorlar. Hayır, şimdi tekrar yeniden o ekmeği hep beraber yoğuracağız ve insanlara sunacağız. Halka adaleti sunacağız, hep birlikte yapacağız. O yüzden tekrar söylüyorum, tarihin tam da bu döneminde bir tercih yapacaksınız. Ya sefaleti seçeceksiniz ya adaleti. Ben tercihimi yaptım. Ben sonuna kadar adaletin yanında duracağım. Halkın ekmeği olan o adaletin yanında duracağım. Evet, Mustafa Başkan'a da çok teşekkür ediyoruz, Ankara Barosu Başkanımız. Şimdi çağıracağım arkadaşımız, İstanbul Barosu Başkanı, üyesi, Avukat Erencan. Tabii bütün kayıtlar çok önemli, çok hepsi değerli. Ancak Erencan Avukat, İstanbul Barosu üyesi, annesi Hatice Can Avukat, Hatay Barosu üyesi, babası Mithat Can, maalesef hem babasını hem annesini Hatay'da kaybetti. Hatay'da depremde kaybetti demiyoruz. Çok açık söylüyorum, net söylüyorum. Bir cinayete kurban gittiler. Evet Erencan, buyur. Herkese merhaba. Bugün burada benim için konuşma yapmak oldukça güç. Hem acılıyım hem öfkeliyim. Ama bu öfkemizi en azından acımızla yoğurarak doğru yere yöneltmeliyiz diye düşünüyorum. Biz 6 Şubat sabahı bir kabusa uyandık. Hem annemi hem babamı ne yazık ki aynı gün depremle beraber kaybettik. Arkadaşlarımızı, komşularımızı kaybettik. Şehrimiz yerle bir oldu. Hem arama o süreçte biz ilk gün oraya gittiğimizde ben İstanbul'dan yola çıkarak doğrudan Hatay'a gittiğimde daha depremin üzerinden 24 saat geçmeden oraya vardığımda hiçbir arama kurtarma çalışması yoktu. Hiçbir yardım faaliyeti yoktu. Tamamen bir şehir kaderine terk edilmişti. Orada sadece gönüllüleri gördük biz 3-4 gün boyunca. O yüzden onlara da aslında bir teşekkür etmek gerekiyor. Sadece arama kurtarma çalışmalarında canla başla el yordamıyla insanları kurtarmaya çalışan sadece gönüllüler ve sivil yurttaşlar vardı. Babam bundan 4 sene önce barış istediği için haksız bir şekilde gözaltına alınmıştı. 4 gün gözaltında tutulup tutuklamaya sevk edildikten sonra serbest bırakılmıştı. Ve o zaman verdiği bir röportajda şunu söylemişti. Mücadeleden emekli olunmaz. Ömrümün son gününe kadar mücadele edeceğim. Evet ne yazık ki babamın kaybı, annemin kaybı bile bir mücadele konusu oldu. Onların son anına kadar biz onları enkazdan kurtarma mücadelesini verdik. Ama ne yazık ki kendi el yordamımızla, kendi imkanımızla, kepçeyi kendimiz bularak, vinçi kendimiz bularak bunu başaramadık. Biz oraya gittiğimizde bir süre enkazdan ses geliyordu. Buna bir felaket deniyor. Ben bu sözü kabul edemiyorum. Buna bir cinayet demek gerekiyor. Onlarca insan kurtarılabilirdi. Onlarca enkazdan ses geliyordu. Ama bu konuda hiçbir şey yapılmadı, yapılamadı ve insanlar kaderine ve ölüme terk edildi. Annem ve meslektaşım olan Avukat Hatice Can'ı kaybettikten sonra kendisiyle birlikte katıldığımız adalet nöbetinde konuşma yapıyor olmak benim için çok anlamlı ama bir o kadar da zor. Öfkemiz çok büyük. Biz orada en büyük çaresizliği yaşadık. Kendi annemle babamın olduğu enkazda 15 yaşında bir kız çocuğundan ses aldık. Ona ulaşıldı, su verildi, üzerinde bir beton blok vardı. Ama bir hilti bulunamadı, basit bir hilti. Ve gözümüzün önünde insanlar can verdi. Onların ölümüne tanıklık ettik. Depremin ardından ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün. Günler ardı ardına geçti. Ancak hiçbir profesyonel arama kurtarma faaliyeti yapılamadan yalnız bırakılarak orada kaderimize terk edildik.
Deprem bölgesinde yaşadığımız en büyük problemlerden biri iletişim konusuydu. Telefonlar çekmiyordu. Oraya getirmek istediğimiz kepçeler, vinçler, iş makineleri, arama kurtarma ekipleri yıkık enkazları bulamıyordu. Ve biz orada ne yaşadık? Cumhurbaşkanının Antakya'ya geldiği gün bir de üstüne Twitter'da bant daraltması yapıldı. Biz aynı gün Twitter'dan vinç çağrısı yapıyorduk. Biz bir de bununla karşılaştık. Bu şekilde de arama kurtarma çabalarımız sekteye uğratıldı. Bugün halen Antakya'da, Defne'de, Samandağ'da insanlar en basit bir çadıra dahi erişemedi. Siyasal iktidar tüm kadrolarıyla bir zafiyet içinde. Deprem doğanın bir olgusu. Çözümü ve alınacak tedbirler belliyken 20 yıldır bu önlemler alınmadı. Ve de orada hem İstanbul'da rant için dolgu alanları, imara açılıp gökdelenler dikilirken halk için depreme karşı rantı odaklamayan bir kentsel dönüşüm asla konuşulmadı. Öfkemiz çok büyük ve bunun üstüne Cumhurbaşkanı'nın not ediyoruz söylemiyle karşılaştık. 5 Şubat ile 6 Şubat ile neyimiz kaldı kaybedecek? Artık biz korkmuyoruz ve ben buradaki meslektaşlarımın da ve burayı izleyen yurttaşların da korkmadığını biliyorum. Asıl biz de not ediyoruz. Bize reva görülen ölümü, yapılmayan denetimleri, gelmeyen yardımları not ediyoruz ve söz veriyoruz. Ben burada önce kendi kaybettiğim anneme, babama söz veriyorum. Komşularımıza, Antakya halkına, Hatay halkına ve depremde hayatını kaybeden bütün yurttaşların yakınlarına söz veriyoruz. Bu katliam hesapsız kalmayacak. İhmalleri olanların hepsinden hesap sorulması için elimizden geleni yapacağız. Hesapsız bırakmayacağız. Sağ ol. Baroların, avukatların görevi hiç kuşkusuz bu hesap sormada en önde yer almamız gerekiyor. Bunun gereğini hep birlikte yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Şimdi yine orada İstanbul Barosu üyesi ve orada çalışmalara katılan Ahmet Çoban arkadaşımız aramızda. Bir takım arkadaşlarımız bazı grupların kesimleri temsil ediyor. Onları da söyleyelim. Katılımcı avukatlar adına Ahmet Çoban konuşacak. Evet. Öncelikle hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız var. Onlara da acil şifa diliyorum. Biz İstanbul Barosu mensubu 25 avukat olarak bir otobüsle geçen hafta Perşembe günü Hatay'a, Antakya'ya gittik. 4 gün oradaydık. Otobüste konakladık. Delil tespit çalışmaları daha biz gittiğimizde başlamamıştı. Çünkü yeteri kadar savcı görevlendirilmemişti henüz. Ama bir gün sonrasında İstanbul, Ankara, Balıkesir çeşitli illerden görevlendirmeyle gelen Cumhuriyet Savcıları ve yine oluşturulan bilirkişi heyetleriyle delil tespit çalışmaları yapıldı. Ve yapılmaya da devam ediyor ama şimdi anlatacağım şekilde bu iş bitti artık aslında da. Kısa kesmek için bazı notlar almıştım. Şunu söyleyeyim, delil tespit çalışmalarında ne gördünüz derseniz, yeni yapılan ve yıkılan binalarda dahi Hatay merkezinde betonlarda hava kabarcıkları olduğunu gördüm. Fotoğrafını da çektim. Yani bu şunu gösteriyor. Efendim 2001'den sonraki yeni yönetmeliğe göre yapılan binalar güvenlidir. Hayır efendim, güvenli falan değil. Bu büyük bir yalan yani. Bunu gözlerimizle gördük, şahit olduk. Samandağ özelinde şunu söylemek istiyorum. Ben bir tam gün Samandağ'da tespit çalışmalarında bulundum. Samandağ'ın durumunun özel olduğunu, oranın daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu özellikle söylemem lazım. Bir başka husus da şehrin, Hatay'ın büyük ölçüde boşaldığını, orada gerçekten garip gurebanın kaldığını artık gözlemlediğimizi söylemeliyim. Nitekim rakamlar da bunu doğruluyor aslında. Mersin'in nüfusunun 400 binden fazla, hani neredeyse %40'a kadar arttığı söyleniyor. Arkadaşlar Hatay, evet diğer deprem bölgeleri de tabii ki aynı şekilde ama Hatay'ın bir özelliği var. Hatay'ın demografik yapısının korunması ülkemizin kültürel varlığı açısından, değerleri açısından çok önem arz ediyor. Hatay'ın çok dilli, çok etnisiteli, çok dinli, çok kültürlü yapısının korunması, orayı terk etmek zorunda kalan toplumun, Hatay toplumunun farklı kesimlerinin oraya dönüşünün sağlanması çok önemli. Yoksa inanın Hatay, Antakya diye bir
değerimiz kalmaz, kalmayacaktır. Yardım konusuna değinmek istiyorum. Birkaç anekdotla. Sokaklarda dolaşıyoruz savcılarla, bilir şehitleriyle beraber delil tespitleri yapıyoruz. Tabii insanlar en çok bizi görünce gelip evimize girebilir miyiz, eşyalarımız var diye serzenişlerde bulunuyorlardı. Girmemelerini tavsiye ediyorduk ama inanın birçok insanın da girdiğini gördük. Nitekim o 6.4 ile birlikte bizim gördüğümüzde ya bu bina çökmemiş ama nasıl çökmemiş diye şaşırarak baktığımız binaların çok büyük bir çoğunluğunun da yıkıldığını öğrendik. Biz yoldaydık, dönüyorduk artık. Bir vatandaş, ölümü olan bir vatandaşla delil tespit çalışması biz yaparken, bir vatandaş yanımıza yaklaştı. Ölüsü ya da yaralısı yokmuş, binasında hasar varmış. Şöyle söyledi, devletimiz her türlü yardımı yapıyor dedi. Açıkçası benim cinler tepeme çıktı. Şunu söylemek zorunda hissettim kendimi. Güzel kardeşim, devlet yardım yapmaz. Devlet bağış yapmaz. Zaten bu devletin görevidir. Yaptıkları ve yapması gerekenler devletin görevidir. Ben vatandaş olarak yardım yapabilirim ama devlet yardım yapmaz. Buradan şunu görüyoruz arkadaşlar. Toplumdaki hakim kılınmaya çalışılan bu sadaka kültürünün değiştirilmesi lazım. Bu sadaka kültürü insanların ne olduğunu tam olarak anlamalarına ne yazık ki engel oluyor. Yine bir şey daha söylemek zorundayım. Hatay'da da, Samandağ'ında da pek çok sokağa girip çıktığımız için çok sayıda da gördük bunu. Arkadaşlar o kadar düşüncesizce gönderilen kıyafet yardımları var ki inanın bütün sokak başlarında, bütün cadde kenarlarında, kaldırımlarda öbek öbek ama bayağı öbek öbek yani. Kıyafetlerin atıldığını, oralarda biriktiğini gördük. Bunun yapılmaması lazım. Oradaki insanların gerçekten işlevsel ve onuruna uygun şekilde eğer yapılacaksa ve organize bir şekilde kıyafet yardımı yapılması lazım. Diğerleri çöp olmaktan başka, o harabelere yeni çöpler eklemekten başka hiçbir işe yaramıyor. Buna inanın. Ve bir gözlemimi daha aktarayım. 99'da da Yalova'daydım. Orada da şunu fark etmiştim. İnsanlar kayıplarını ne kadar büyük bir soğukkanlılıkla ifade edebiliyorlar demiştim. Anladım ki, şimdi anlatacağım sebepten dolayı, depremi yaşayan insanlar şok içerisinde bunu böyle yapıyorlar. Son, artık son tespitte, ya artık kendimi tutamadığım bir hale gelmiştim zaten, 30'lu yaşlarında bir genç adam ağlıyordu. İlk defa ağlayan birisini gördüm. Ve şaşırdım tabii ben de. Sarılmak istedim, sarılamadım. Omuzunu sevdim sadece. Anladık ki, o deprem sırasında orada değilmiş. Hatay insanı genellikle yurt dışına gider çalışmaya. Arap ülkelerine, şimdi Kuzey Afrika'ya gidiyorlarmış. Yurt dışından gelmiş. Depremi yaşamamış. Eşi ve iki oğlu ve bir bebek kalmış. Ağladığını gördüğüm tek kişi oydu. Demek ki depremi yaşamadan dışarıdan gelen bir insan duygularına hakim olamıyor. O şoku yaşamadığı için. Kapatıyorum. Arkadaşlar, bu toplum tehdite, hakarete, küfre maruz kaldı. Şuna inanın, bu toplum küfrü, hakareti, tehdidi, terbiyesizliği, namussuzluğu, ahlaksızlığı ve adiliği hak etmiyor. Onuruyla, refahıyla yaşamayı hak ediyor ve yaşayacaktır. Abi, teşekkür ederim. Çağdaş Okuyucular Derneği İstanbul Şube Başkanı, onlar da bu konuda çok ciddi çalışmalar yürüttüler. Affedersiniz. Avukat Çiğdem Akbulut'a veriyorum sözü. Sayın Başkan buyurun. Değerli basın emekçileri, değerli meslektaşlarımız, 6 Şubat sabahından bu yana kocaman bir yıkımın altından hep beraber kalkmaya çalışıyoruz. Yetkililerin iddialarının aksine deprem bölgesindeki halk devlet nerede diye yakarırken yalnızca yanında halkın dayanışmasını buldu. Biz de Çağdaş Hukukçular Derneği olarak öncelikle insani refleksimiz ve beraberinde hukukçu kimliğimizle deprem bölgesine derhal hareket ettik.
ve giden gidemeyen burada kalan tüm meslektaşlarımızla, tüm üyelerimizle birlikte halkın karşı karşıya kaldığı ya da kalabileceği tüm hukuksuzluklara karşı başvurularda bulunduk ve bulunuyoruz. Değerli başkanların, meslektaşlarımın anlatımlarının yanı sıra bizim de kendi yürüttüğümüz, şu an hala bölgede ağırlıklı olarak Hatay'da bulunan arkadaşlarımızın yürüttüğü çalışmalar üzerinden devlet nerede sorusuna verecek bir cevabımız var. Bunu aktarmak istiyorum ben. Bize göre devlet afet bölgesinde, sevgili arkadaşlar, halkın yanında değil tam olarak karşısında bir pozisyon alır vaziyette faaliyetlerini sürdürüyor devlet, özellikle Hatay'da. Çoğunluğu Arap Alevi halkından oluşan Hatay'da önünün ısrarla kesilmediği, ilk günden itibaren önünün ısrarla kesilmediği ırkçı saldırıların arkasında devleti görebiliyoruz. Bugüne kadar sizinle, kamuoyuyla, basınla sadece bir kısmını paylaşabildik. Emin olun, bilin ki paylaşamadığımız birçok vaka var, işkence vakası var. İnsanlar can güvenliklerinden hala çok büyük ölçüde tedirgin oldukları için, korktukları için isimlerinin duyulmasını istemiyorlar. Hastaneye vücutlarında kırık var olmasına rağmen hastane kontrollerine dahi gidip tutanak tutturmaktan kaçınıyorlar uğradıkları işkence sebebiyle. İşte bu işkence vakalarının arkasında ne yazık ki devlet var. Devlet bu suretle afet bölgesinde. Plakasız araçlarla insanları kaçırıp yağma, hırsızlık ya da benzeri suç isnatları yönelterek halka işkence yapılıyor. İşkencede ölümler meydana geliyor. 17. gününde insanların hala başlarını sokacak bir çadır yakarışında bulunduğu, özellikle Hatay olmak üzere tüm bölgede, biz o çadırların temin olmamasını temin edilememe şeklinde okumuyoruz. Bunun bilinçli bir organizasyon olduğunu biliyoruz. Bildiğimiz bilinsin istiyoruz. Mahallelerin boşaltılıp merkezlerden uzak yerlerde kurulmaya çalışılan çadır kentler, ıssızlaşan kent ve mahalle merkezlerinde her gün duyduğumuz, gördüğümüz, kimi zaman elinden aldığımız isimsiz, kimliksiz görevlilerin elinden aldığımız, kurtardığımız işkence vakalarıyla halkın kasıtlı olarak tedirgin edilmeye, açlıkla ve hastalıkla sınanmaya çalışıldığının farkındayız. Bunun çoğunlukla savaş politikaları güden bu iktidar için çok önemli bir bölge olan Hatay'da bir zorunlu göç politikasının parçası olduğunu düşünüyoruz. O nedenle tüm yardım çalışmalarımız buraya gelen ailelerle, orada kalan ailelerle, tüm gündelik temel hayat ihtiyaçları bir yana, bilinsin istiyoruz ki Hatay ve tüm bölge halkının yanındayız, birlikteyiz ve hayatlarımızı yeniden hep birlikte halkın dayanışmasıyla inşa edeceğiz. Başkan, teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen yine Özgürlükçü Hukukçular Derneği İstanbul Şube Eş Başkanı Avukat Esra Bilen aramızda. Sayın Başkan, buyurun. Ben de öncelikle tüm halkımıza can kayıpları için başsağlığı ve geride kalanlara sabır diliyorum. Konuşan tüm arkadaşlarım da belirtti. Depremle beraber, daha doğrusu depremin çok daha öncesine dayanan büyük ihmaller zinciriyle beraber birçok yerde büyük yıkımlar ve çok sayıda can kayıpları oldu. Hükümetin ortaya çıkan tabloda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bütün imkanlarını deprem bölgesine seferber etmesini beklerken korkunç bir afet yönetimi yapıldı. Gerek enkaz altındaki yurttaşları çıkarma konusunda geç kalma, gerek deprem sonrası için hazır olmama hali gibi ihmaller sonucunda can kayıpları çok daha fazla arttı. Tüm bu ihmalkarlıklar yetmezmiş gibi deprem bölgesinde başka suçların işlenmesine olanak verildi. Örneğin deprem bölgesinde yer alan bazı hapishanelerde mahpusların firar ettiği iddiasıyla üzerlerine jandarma tarafından ateş açıldı ve bazı mahpuslar öldürüldü. Ölmeyen ve yakalanan diğerlerine ise ağır işkenceler yapıldı ve bu görüntüler servis edildi. Yine deprem bölgesinde en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, devletin en temel ihtiyaçlarını dahi ulaştıramadığı bazı yurttaşlar marketlere girip temel ihtiyaçlarını almak zorunda kaldılar. Bu durum kamuoyuna mülteciler deprem bölgesinde yağmaya başladılar şeklinde yansıtılarak bölgedeki halk galeyana getirildi ve birçok kişiye linç girişimi oldu. Yine üzerlerinde resmi kolluk üniforması bulunan, yüzleri kar maskesiyle gizlenen kişiler, kolluk kuvvetleri tarafından insanlara ağır işkenceler yapıldı ve bu görüntüler gururla kamuoyuna servis edildi. Ortada firar olsun ya da olmasın,
ortada yağma olsun ya da olmasın, işkencenin her durumda suç olduğunu biliyoruz. Ama bizler bu görüntülerin neden servis edildiğini de biliyoruz. Hükümet bu görüntülerle bizlere her durumda istediğini yapabilme keyfiyetini bir kez daha ortaya koydu. Hükümet kendi iktidarı ile insan hakları karşı karşıya geldiğinde insan hakları yerine kendi iktidarını perçinlemeyi seçeceğini bir kez daha ortaya koydu. Yine hükümet kim iktidarına karşı gelirse afet veya başka hiçbir şey dinlemeden halka karşı bu denli sert tepki vereceğini bir kez daha ortaya koydu. Bunlar gösteriyor ki hükümet için öncelikli olan halkın durumu değil, kendi iktidarını sürdürmesidir. Bunlar gösteriyor ki bizler ise bugün burada onların vermeye çalıştığı bu mesajların hiçbirinden korkmadığımızı söylemek için toplandık. Bizler bugün halka ezen iktidara karşı halkımızın yanında tutum alacağımızı söylemek için toplandık. Bizler bu depremin bu kadar can almasına sebep olan Cumhurbaşkanından bakanına, belediye meclis üyesinden müteahhitlere karşı tüm sorumlulara ve bu süreci fırsat bilerek açık açık suç işleyen herkesin cezalandırılması için tüm süreçlerin takipçisi olacağımızı söylemek için toplandık. Ne dünden beri telaşla aldığınız sansür kararları ne de başka hiçbir şey sizi kurtaramayacak. Sizler yargılanacaksınız, bizler dayanışmayla kentlerimizi insanca yeniden inşa edeceğiz. Esra Başkan, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 8-9 dakikalık bir süremiz kaldı. Bitireceğiz basın açıklamasını ama bu arada burada birkaç ismi almak istiyorum, aramızdalar. Önceki dönem İstanbul Barosu Başkanımız Mehmet Durakoğlu aramızda. Sayın Başkan hoş geldiniz. Yine önceki dönem Ankara Barosu Başkanı Kemal Koroner aramızda. Hepinizin bildiği Alper Taş aramızda. Sol Parti YK, MYK üyesi. Yine bizim meslek büyüğümüz, meslek çınarımız Alp Selek aramızda. Onlarla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Yine Cumhuriyet davası sanıkları diyelim. Akın Atalay, Mustafa Kemal Güngör aramızda. Hoş geldiniz. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Şu anda göremediğim, ifade edemediğim arkadaşlar varsa onlar da beni bağışlasın. Hemen devam ediyoruz basın açıklamamızı. Arkadaşlarımız da süreleri iyi kullanıyorlar. Teşekkür ediyorum. Evet, demokrasi için hukukçular adına Avukat Devrim Avcı aramızda. Devrim, buyur. Hepinize hoş geldiniz diliyorum. Tüm ülkemizin de başı sağ olsun diyerek söze başlamak istiyorum. Şimdi her siyasi iktidar söze başlarken Türkiye bir deprem ülkesi diyerek konuşmasına başlıyor. Ancak bu doğrultuda bilime dayanarak değil, aksine ranta, çıkar ilişkilerine dayanarak yönetim anlayışını ortaya koyuyor. Özellikle artçı sarsıntıların hala sürmesi, ağır depremlerin devam etmesine rağmen bölgede inşaatlara hemen yarın başlayacağız diyen siyasi iktidar bunun en somut örneğinde gösteriyor. Ve bu bakış açısı maalesef ülkemizde depremlerde binlerce vatandaşımızın canını almaya devam ediyor. Çünkü hesap vermiyor. Çünkü şeffaf değil. Çünkü bilimi, eğitimi önemsemiyor. Hayat eve sığar diyerek evlere gönderdiği vatandaşlarına güvenli, sağlam evler yapmıyor, denetlemiyor. Ekonomik gelişmeyi inşaat yapmak olarak anlatıyor. Ülkemizde meydana gelen tüm depremlerden Kocaeli'nde tek bir müteahhit dışında kimin aklına isim geliyor başka? Kim, hangi siyasi iktidar yetkilisi cezalandırıldı ya da ceza aldı, görevinden istifa etti? Çok değil. Bundan yaklaşık 4 ay önce Türkiye yüzyılı açıklaması yapıyordu siyasi iktidar. Güçlü sosyal devlet, kolayca ulaşılabilir altyapı söyleminden yüzyılın felaketi söylemine sığınmak, siyasi iktidarın sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Enkaz altındaki on binlerce insanın hayatı söz konusuyken ortada olmayan siyasi iktidarın sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Depremin ikinci gününde daha deprem bölgelerinin çok büyük bir kısmına yardım ulaşmamışken medyanın karşısında OHAL ilan edip zamanı gelince tuttukları defterleri açmaktan söz etmesi, müdahale konusundaki başarısızlığının üstünü örterken eleştirenlere gerizekalı, adi, akbaba, kanı bozuk, alçak diye hitap etmesi sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Geç gelen yardımları eleştiren herkesin ilk sözünün başıma ne gelirse gelsin,
tutuklanırsam tutuklanayım olması düşünce özgürlüğünün getirdikleri gösteriyor. Eduardo Galeano şöyle diyor: hayır işlerine inanmıyorum, dayanışmaya inanıyorum. Hayırseverlik çok dikey, yukarıdan. Dayanışma yataydır, ötekine saygı duyar, yaşatır. Böyle bir saygıyı dahi esirgeyerek daha insanlar enkaz altında nefes alırken ekranlarda sivil toplum ile kim daha iyi barış topluyor yarışına giren iktidar, ekranlarda milyarlık barışları yapanların ertesi gün aldıkları teşviklerini de gözler önüne serdi. Vergi borcu indirimlerini gördük. Ancak bu halk dayanışmanın ne demek olduğunu her felakette olduğu gibi yine bu depremde de gösterdi. En sevdiği oyuncağını özenle paketleyen çocukları, özele götürmeyin param yok diye yalvaran depremzedeyi, daracık alanda insanları hayatta tutmak için sürekli konuşan kurtarma uzmanlarını, yüz binlerce koliyi dolduran, boşaltan, elden ele taşıyan gönüllüleri, devletten önce koşan gönüllüleri, kalkıp yola düşen doktorları, enkazların örnek alınmasının önüne geçmeye çalışan hukukçuları, bir ucundan tutmak için kendi içinde dayanışma grupları kuranları, tek bir kedi için defalarca enkaza girenleri yaşadık, yaşıyoruz. Acıma duygusu bizi onlar da insan bakışına indirger. Bizimki depremzedeler adına bir hak mücadelesi, acımızı sağaltma direnişi. Bu yüzden daha iyi mücadele etmek zorundayız. Hepinize saygılar. Devrimimiz teşekkür ediyoruz. Şimdi de bir stajyer avukat, avukat Fırat Alt, avukat dayanışması adına bir konuşma yapacak bize. Buyur Fırat. Merhabalar, olabildiğince kısa tutacağım. Kaybettiğimiz tüm canlarımız için başsağlığı diliyoruz. Geçmiş olsun diyemiyoruz. Çünkü geçmedi, bu acı ve öfke geçmeyecek. Hesap sormadan, sorumlular yargılanmadan yaşanabilecek bir hayat olmadığını biliyoruz. Maraş merkezi deprem süreci sadece afetle açıklanamayacak can kayıpları ve hak ihlalleriyle dolu. Deprem bölgesi dışında kalan bölgelerde de ihmaller sonucu ölümleri protesto etmek isteyen, buna dair tepkisini dile getirenler gözaltılar ve işkencelere maruz kaldı. HKP'li meslektaşlarımız burada suç duyurusunda bulunduktan sonra tam olarak bu noktada basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alındı. 10 Şubat akşamı Kaldıraç dergisi okuru 7 kişi Kadıköy'de depremzedelerle dayanışma çağrısı yaparken gözaltına alındı ve işkenceye uğradı. 2 gün sonra EYP'li arkadaşlarımız Mecidiyeköy'de basın açıklaması yapmak isterken 40 tane EYP'li ablukaya alınarak gözaltına alındı. Ertesi gün aynı yerde İşçi Emekçi Birliği üyeleri basın açıklaması yapmak isterken polis ablukasına alındı ve 20 İşçi Emekçi Birliği üyesi işkenceyle gözaltına alındı. 16 Şubat günü Osmaniye'de depremzede halk ile dayanışmak için bölgede gönüllü olarak çalışan 10 TKP'li AFAD'ın malzemelerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Devlet deprem bölgesindeki insanları ölüme terk ederken bu duruma ses çıkaran ve deprem bölgesiyle dayanışmak isteyen vatandaşları da engellemek istedi. 18 Şubat günü yüz yüze eğitim hakkını savunmak için İzmir 9 Eylül Üniversitesi rektörlüğü önünde bir araya gelen 22 öğrenci işkenceyle gözaltına alındı. 20 Şubat günü Kadıköy Süreyya Operası önünde yüz yüze eğitim talebiyle bir araya gelen öğrenciler hukuka aykırı bir şekilde engellendi. 25 öğrenci gözaltına alındı ve işkenceye uğradılar. 3'ü hakkında güvenlik şube İl Güvenlik Şube Müdürü'nün şikayeti üzerine mevcutlu talimatı verildi. Mevcutlu istenen 3 öğrenci de ertesi gün serbest bırakıldı. Bugüne kadar basına yansıdığı kadarıyla sosyal medya üzerinden deprem ile ilgili söz söyleyen, bu süreçte devleti eleştiren 78 kişi korku ve panik yaratma iddiasıyla gözaltına alındı, 20'si tutuklandı. Biliyoruz ki insanları enkaz altında ve soğukta ölüme terk eden, dayanışma çalışmalarını engellemek isteyen, yalan haberler ve manipülasyonlarla korku saçmaya çalışan devlet kendi korkularının esiridir. 18 gündür yaşanan bir katliama tanık oluyoruz. Bu katliam iyi bildiğimiz bir gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya seriyor. Bir tarafta onlar, bizim vergilerimizle
ellerinde bulundurdukları imkanları enkaz altındaki insanları kurtarmak için kullanmayan, bunun yerine halka hakaretler, tehditler yağdıran, halkın kendi dayanışmasını engellemeye çalışan yönetenler, egemenler. Diğer tarafta tüm imkanlarını seferber eden, ay sonunu güç bela getiren, deprem bölgelerine gıda ve ihtiyaç malzemesi gönderen halk. İlk günden itibaren arama kurtarma dahil deprem bölgesindeki her türlü yaşamsal ihtiyaç için otobüslerle bölgeye giden devrimciler, gönüllü maden işçileri, inşaat işçileri, sağlıkçılar, öğrenciler, avukatlar, yani biz. Aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde. Canlarımızın ölümünü bekleyenler, ölülerimize hafriyat sayanlar, ailelerini depremde kaybetmiş çocuklarla evlenebileceği üzerine fetva verenler, diyanetiyle, iç işleriyle, inşaat çeteleriyle, rant gruplarıyla, merkezi ve yerel yöneticileriyle, deprem öncesi ve sonrasındaki tüm bu yaşananların sorumluları yargılanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet, Fırat. Hemen. İnsan kalma mücadelesi bizi yan yana getiriyor. Dayanışma bizi yan yana getiriyor. Bizlere ölümü reva görenlere karşı mücadele etmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki dayanışma yaşatacak. Birçok hukuk kurumu ve avukat gözaltı takiplerinde işkenceye karşı suç duyurularında aktif bir çalışma içerisinde. Buradan bir kez daha tüm meslektaşlarımıza ve özellikle deprem bölgelerindeki meslektaşlarımızla dayanışmaya davet ediyoruz. Evet, burada teşekkür ediyoruz. Genç, stajyer avukat, heyecanlı, güzel de bir konuşma hazırlamış. Teşekkür ediyoruz. Şimdi son konuşmacımız Mehmetcan Seyhan arkadaşımız. Avukat Hakları Grubu adına bizlere hitap edecek. Buyur Mehmetcan. Teşekkür ederim. Saygıdeğer meslektaşlarımız, sayın basın mensupları. 6 Şubat'ın ilk saatlerinden bu yana yaşanan Kahramanmaraş merkezi depremler sonrasında 11 ilimizdeki insanlarımız canlarını ve mallarını kaybetmişlerdir. Hala kayıplarımızın kimler olduğu, kaç can yitirdiğimiz tam olarak belirli değildir. Acımızın tarifi yoktur. Ama bugün üzüntümüzü ifade etmeye değil, hesap soracağımızı haykırmaya geldik. Biz avukatlar er veya geç, imar affı başta olmak üzere, idari veya fiili ihmallerle depremde yıkılan binalardaki kayıplarımız arasında nedensellik bağı bulunup bulunmadığını, kayıplarımızın ölüm sebebinin deprem sonrası müdahalenin gecikmesinden kaynaklı olup olmadığını, İlk depremden tam 15 gün sonra 21 Şubat 2023 akşamı Hatay Defne Merkezi'nde yaşanan depremde çadır bulamadığı için ya da binasına az hasarlı raporu verilmesine güvenerek hasarlı binasına tekrar girip göçük altında kalan insanlarımızın olup olmadığını, özellikle ilk günlerde yardımların ulaştırılmasında yaşanan güvenlik problemlerinde idarenin kusur veya ihmalinin bulunup bulunmadığını araştıracak, bu konuları açıklığa kavuşturacak ve sorumluların yargılanmasını sağlayacağız. Şunu da özellikle altını çizerek ifade etmek istiyoruz. Biz avukatlar depremzede çocuklar ile evlenmeyi meşrulaştırma gayretindeki kişi ve kurumlara da fırsat vermeyecek, çocuklarımızı onlardan koruyacağız. Avukatlar dayanışma ile dimdik ayakta ve nöbettedir. Kamuoyuna da saygılarımızı da duyururuz. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir iki cümle söyleyeyim. Zaten ben konuşma yapmadım. Konuşma yapmayı da düşünmüyorum. Çünkü çok şey söylendi. Başta baro başkanlarımız, mimar odası başkanımız olmak üzere tüm hukuk örgütlerine, gruplara, herkese çok teşekkür ediyoruz. Avukat arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Bir de bizi adalet nöbetlerinde yalnız bırakmayan Fatih Dayanışması'ndan arkadaşlar var. Onlara teşekkür ediyoruz. Onlar her zaman bizimle beraber. Basın mensuplarına, basın emekçilerine teşekkür ediyoruz. İki cümle söyleyeceğim. İçimde kalmasın. Diyorlar ki birlik, beraberlik içinde olalım. Çok net söylüyorum. Hayır, birlik, beraberlik içinde olamayız. Bu cinayetin sorumlularıyla birlik olmak gibi, hesap sorulması gereken insanlarla yan yana gelmek gibi. Yan yana gelmek gibi bir derdimiz yok. Böyle bir birlik, beraberlik olmaz. Siyaset yapmayın diyorlar, yapacağız. Hukukun, adaletin, siyasetini sonuna kadar bütün bu barolar, örgütler olarak yapacağız. Başka türlü bu iş olmaz. Bunun üstünü örtmeye çalışıyorlar. Halka açıklama yapana kadar, halka hizmet götürene kadar her gün
televizyonlardan küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Yaşadığımız budur. Bunun karşısında hep birlikte durmalıyız, mücadele etmeyiz. Herkese teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamız bitmiştir. Bu arada Alp abi uyardı. Özür dilerim çok merkezden. Ama Alp abiye benim bunu söylesin. Evet, uyarmam şuydu. Bu çocukları kaçırıyorlar. Bir sürü çocuk o bölgelerden kaçırıldı. Bu mafya, organ mafyaları olabilir. Yahut da çeteler olabilir. Bu insanları kaçırılmak konusunda herhangi bir araştırmayla bu araştırmayla ilgili herhangi bir açıklama yok. Bu nedenle bu konunun da üzerinde durulmasını istiyorum ben. Evet, Antalya'ya teşekkür ediyoruz. Herkese saygılar, selamlar, görüşmek üzere. Başka bir adalet nöbetinde görüşmek üzere. Abi bu kimindi ya?